Merhaba sevgili gençler. Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda artanlı tepkimelerle ilgili soru çözümleri yapacağız. Hemen ilk sorumuza bakalım. Azot gazının oksijen gazı ile tam verimli tepkimesinde 0,16 mol N2O3 gazı oluşurken 0,2 mol N2 gazı artıyor. Başlangıçta N2 ve O2 gazlarından Kaçar mol alınmıştır denmiş bize. İlk önce yapmam gereken tepkimemi yazmak. N2 ile oksijen gazım tepkimeye giriyor. Şöyle kalemimizi değiştirelim. Ve N2O3 gazını oluşturuyorlar. Öncelikle tepkimemi hemen bir denkleştireyim. Bakıyorum şöyle. 2 3. Şuraya e, tam sayılarla denkleştirmeye çalışıyorum. 2 yazdığım vakit azotlarım denklendi oksijenimi de 3 yazdığım zaman tam sayılarla tepkime denkleştirmiş oldum. Öncelikle kat sayılarımı yazıyorum. Kat sayılar bana tepkimedeki maddelerin mol sayıları hakkında bilgi veriyor. 2 3 ve 2 Hemen başlangıç tepkime ve sonuç grafiğimi yapacağım ne demiş bize tepkimesinde 0,16 mol N2O3 gazı oluşurken demek ki 0,16 mol maddemiz oluşmuş 0,2 mol azotumuz da artmış bunları yazdım şimdi tepkime de N2O3 0,16 mol oluştuğuna göre buradaki bilgimi buraya da yazabilirim burada oluşanlığım var peki kaç kat artmış bir bakayım 0,8 kat artmış. O halde tepkime esnasında her bileşenim 0,8 kat artarak burada harcanan miktarı gösterecek bana. 0,8 çarpı 3'ten 2,4 mol O2 harcanmış. 0,8 çarpı 2'den 1,6 mol N2 gazım harcanmış demek oluyor. Tepkime sonunda 0,2 mol N2 gazım arttığına göre Başlangıç miktarım o halde ne olacak benim? 1.6 artı 0.2 den 1.8 mol N2 ile ben reaksiyona başlamışım demek oluyor. Başlangıçta demek ki elimde 1.8 mol N2 gazım varmış. O2 gazımın tamamı tükendiğine göre demek ki başlangıçta elimde 2.4 mol varmış tamamı tükenmiştir diyorum. Bizden neyi istemiş? N2 ve O2 gazlarından kaçar mol, alınmıştır demiş. O halde diyorum ki N2 gazından şurada yazmıştık 1.8 mol. Oksijen gazımdan ise başlangıçta 2.4 mol alınmıştır diyorum. Diğer sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. Bir tepkimemiz var yine. Tepkimedeki maddelerimiz eşit mollerde alınarak kapalı bir kapta tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime sonunda 0,4 mol e, kükürt trioksit gazı oluştuğuna göre hangi maddeden kaç mol alınmıştır diyor. Hemen tepkimemi yazmak istiyorum. Ki kat sayılarını yazayım. Kat sayılar bana mol sayıları hakkında bilgi veriyordu. Tepkimem denkleştirilmiş. 2 1 2 bu katsayılar mol sayıları hakkında bana bilgi veriyor başlangıçta diyorum her ikisinden de eşit mollerde alınmış o halde en en diyebilirim başlangıçta maddem yok tepkime esnasında maddelerim harcanıyor ve 0.4 mol SO3 gazım oluşuyor şöyle yazdım sonuç diyorum Henüz e, maddelerimin ne kadar harcandığını neler olduğunu bilmiyorum. Ne demiş bize tepkime sonunda 0.4 mol SO3 gazı oluşmuş deniliyor. O halde kaç kat arttığına bakıyorum 0.2 kat. Demek ki bunlar da 0.2 kat olarak artacaklar. Tepkime esnasında harcanan miktarlarıma bakıyorum. 1 çarpı 0.2 den 0.2 mol oksijen harcanmış. 2 çarpı 0.2 den 0,4 molde kükürt dioksit maddem harcanmış. E, tepkime esnasında bunlardan eşit mol alındığına göre, e, mol sayıları eşit olduğuna göre her ikisinden de o halde ne kadar alınmıştır diyeceğim. Büyük olan mol sayısına göre alınmıştır diyorum. Yani başlangıçta her ikisinden de 0,4'er mol alınıyor. 0.4 er mol alındığında O2 gazından 0.2 mol harcandığı için geriye 0.2 mol oksijen gazım artıyor diyorum. Büyük olan mol sayısına göre hesabımı yapıyorum. Eğer 0,2 deseydim başlangıçta 0,2 şer mol alınmış deseydim madde miktarım yetersiz çıkardı. Bu nedenle büyük olan mol sayısını seçiyorum ve başlangıçta her ikisinden 0,4'er mol alınmıştır diyorum. Bu şekilde SO2 gazım tamamen tükeniyor. 0,2 mol oksijen gazım artıyor ve tepkime sonunda 0,4 mol maddem oluşuyor diyorum. Diğer sorumuza geçelim. Sorumuzda bir grafiğimiz var. A, B, C maddelerinin mol sayısı zaman grafiğine göre tepkime denklemini yazmamız istenmiş bizden. Öncelikle harcanan ve oluşan maddelerimin hangileri olduğunu grafikten bakacağım, bulacağım. Baktığımda A maddesinin harcandığını görüyorum. B maddesinin harcandığını görüyorum. Demek ki girenler kısmında A ve B var. C maddesinin de oluştuğunu görüyorum. Tepkimeyi yazdım. Ancak tabii ki mol sayılarının katlarını bilmem gerekiyor. Ona göre denklemi yazacağım. Bana burada grafikteki miktarlar yardım ol yardımcı olacak. Baktığımda A maddesi 1.2 molü tamamen tükendiğini görüyorum. Şöyle önce başlangıç diyelim. B maddesinden ne kadar girmiş? 0.8 mol girmiş. Ancak hepsi tükenmemiş. C maddesinden henüz elimde bir şey yok. Tepkime başladı. A ve B harcanıyor. Ne kadar harcanmış? A maddesinden hiç kalmamış. Yani 1.2 molü harcanmış. B maddesinden ne kadar harcanmış? 0.8 ile 0.4 aralığında şuradan görüyorum. Demek ki eksi 0.4 mol harcanmış. C maddesinden de artı 0.4 mol oluşmuştur diyorum. Tepkime sonunda A maddemden hiç kalmıyor. B maddemden 0.4 mol artıyor. C maddemde 0.4 mol oluşuyor. Şu aralarındaki katlara baktığımızda 0 4 04, 04 1.2 1 1 3 diyebilirim O halde 3 mol a maddesi 1 mol B maddesi ile reaksiyona girmiş 1 mol C maddesi oluşmuş diyebilirim hemen kontrolünü yapıyorum kat oranlarına bakıyorum çarpı 04 çarpı 08 küçük kata göre alacağım O halde 1.2 diyorum 3 çarpı e, 0.4'ten 1.2 1 çarpı 0, e, 0 pardon 0.4'ü alacağım burada şöyle yazayım karışmasın bunu almıyorum 1 çarpı 0.4'ten 0.4 oluşan madden de 0.4 kat 1 demiştik buna evet tepkimemin sağlamasını da yaptım sonuçlarını doğru olarak buldum o halde benim tepkimem neymiş 3 mol A maddem 1 mol B maddemle reaksiyona girmiş 1 mol C maddesini oluşturmuştur diyorum. Diğer sorumuza bakalım. Normal şartlar altında kapalı bir kapta 89,6 litre hacim kaplayan XY3 gazının %50'si verilen tepkimeye göre ayrışıyor. Buna göre tepkime sonunda kaç mol gaz bulunur demiş bize. Öncelikle Litre olarak verdiği gazın ben mol sayısını bulmak istiyorum. N eşittir verilen hacim bölü 1 mol gaz 22 onda 4 litre hacim kaplarda Verilen hacim bölü 22 onda 4'ten N eşittir 89,6 bölü 22 onda 4 diyorum. Ve verilen gazımın mol sayısını 4 mol olarak buluyorum. 4 mol gazımın %50'si ayrışıyor diyor bana. O halde tepkime de 4 çarpı 50 bölü 100'den 2 mol gazım e, ayrışacak. Hemen tepkimemi yazmak istiyorum. x y 3 gazım x y 2 ve y 2 gazını ayrışmış. Kat sayılarını yazıyorum. Kat sayıları bana tepkimemdeki maddelerin mol sayıları hakkında bilgi verecek. Başlangıç diyorum. Tepkime ve sonuç grafiğimi yazacağım. Başlangıçta elimde 4 mol xy3 gazım varmış. Bunlardan yok. Tepkime esnasında xy3 gazımın 2 molü harcanacak. Eksi 2 mol giriyor. O halde 2 kat arttığına göre bunlardan xy2 ve y2'den de çarpı 2 kadar madde oluşacak. Bunları çarptığımda 2 çarpı 1'den 2, 2 çarpı 5'ten 1 mol y2 gazımda oluşuyor. Sonuçta 4 mol xy3 gazımın 2 molü tepkimeye girmiş. 2 mol xy3 gazım artar diyorum. 2 mol xy2 gazım oluşur. 1 mol y2 gazım oluşur diyorum. Benden ne istemiş soruda? Tepkime sonunda kapta kaç mol gaz bulunur demiş. O halde tepkimemin sonunda 2 mol xy3, 2 mol xy2, 1 mol y2 gazı olduğuna göre toplamda 5 mol maddem vardır diyorum. Evet sevgili gençler bu videomuzda artan maddesi olan tepkimelerle ilgili soru çözümleri yaptık. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.